Mümkün yetiştiremiyoruz ki kurban kesmeye para kalsın. Büyük boğalar var ya, ondan keseceğiz. 5 kişi. Ta haliyle bir aylık asgari ücret maaşından daha yüksek. Hanımefendi, zannetmiyorum, bilmiyorum ama tam kesebilecek durumda değiliz. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte kurban fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Bakalım Kayseri halkı bu sene kurban kesebilecek mi? Evet. Kurban fiyatları ne durumda? Ya onu çok bilmiyorum ama en az 2000'den başlıyor diye biliyorum. Siz ne kadarlık bir kurban kesmeyi planlıyorsunuz? 2250'ydi sanırsam. Hani hisseye girmiştik. Vallahi kesmek için can atıyoruz tabii ki. Yani canımıza malımıza düşer diye konuşuyoruz ama yıllarda kesiyoruz. Bu sene kesmek niyetindeyiz. Ama nasıl keseceğiz? Nasıl maddiyat ele verecek? Bilemiyorum onu. Hani devlet bazen diyor ki vatandaş arasında diyor. Ya işte devlet sana 1 milyar veriyor. Ya niye kesemiyorsun? Ya ayıp değil mi falan diyor. 1 milyar falan olmuyor ki. 3 milyar, 4 milyara çıkmış bir kurbanlık. Piyasa çok uzun süreli pahalı yani. Biz bunu bilemiyoruz ya, nasıl haline gireceğiz. Niyetim ama kesmek. Nasıl kesilir bilemiyorum yani. Kurban kesmekte zorlanıyorsunuz bu sene. Zorlanıyoruz tabii ki. Muhakkak zorlanıyoruz yani. Günü güne peşe pahalanıyor. Günü kurbanlar pahalıyor. Geçen sene 2,5 milyar, 2,300 milyar kestiydim. 6 kişilik kurban ortalık kesmiştim. Şimdi ise 6 kişilik kurbana 3 milyar 200 milyon diyor. 3 milyon 500 diyor. Devlet bize evet sağ olsun yardımlarda bulunuyor. Veyahut da bulunamıyor. Veyahut da maddiyat öyle bize yardımında bulunuyor emekliler için ama o da kafi gelmiyor verilen para yani. Keseriz yani, ailece keseriz yani. Evet, başka bir soru. Kurban fiyatları ne durumda? Vallahi bilmiyorum şimdi. 2000 liradan başlıyor herhalde küçük baş. 2500-3000'e kadar var herhalde ufak baş. Büyük başlara bilemiyorum şimdi. Kesecek inşallah. Kurban fiyatları ne durumda? Küçük baş 1500'den başlıyor. 2500'e kadar var. Büyük baş da 2500'den başlıyor. 3250'ye, 3300'e kadar var. Biraz kesmeyi düşünüyoruz. Yani önceden, bundan birkaç sene öncesinde büyük baş kesiyorduk ama şimdi artık küçük baş kesmeye şey yaptık. Ona da küçük başa bile zorlanıyoruz. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman da fiyatlar ne durumda? Geçen seneyle bu senenin arasında bir 500 lira oynuyor mutlaka yani. Müthiş bir artış var. Ne oluyorsa kendi kendine ekonomi mi, bütçe mi ne yapıyorsa kendinden alıp gidiyor et ve şeyler. Hanımefendi, zannetmiyorum, bilmiyorum ama tam kesebilecek durumda değiliz. Ekonominiz kurban kesmeye el vermiyor. Evet, yani el vermiyor diyebiliriz. Peki kurban fiyatlarına baktınız mı? Ne durumdalar? Kurban fiyatlarını bilmiyorum hanımefendi. Yani biraz pahalandığını biliyorum sadece. Ama ne kadar olduklarını bilmiyorum. 2000 lira falan herhalde koyun olanlar. Kısmet olursa keseceğim. Olmasa kesmeyeceğim. Şu anda işim yok, gücüm yok zaten. Çalışamıyorum. İş yok daha doğrusu. Onun için de çalışamıyorum. 8 tane nüfusum var benim baktığım. Nasıl bir kurban kesme şeyim olacak ki benim? İnşaatçıyım kendim, iş yok. İş buluyorsun, 3 gün 5 gün paran alamıyorsun. Yani ortamı çok güzel güllük gülistanlık gösteriyorlar da onlar sadece sözde olan bir şeyler. Hayır maalesef. Ekonomik krizlerden dolayı şartlar malum. Her şey çok yüksek. O yüzden maalesef. Peki kurban fiyatlarına hiç baktınız? Ya, tam olarak ailem ilgilendiği için yüksek tabii ki de 3,5-4,5 binden başlıyor. Ta haliyle bir aylık asgari ücret maaşından daha yüksek. Vallahi zaten korona şeyinden yeni çıktık. Mümkün değil. Mümkün yetiştiremiyoruz ki kurban kesmeye para kalsın. Yok yani. Ekonomik durumunuz kurban kesmeye el vermiyor. Müsait değil, aynen öyle. Yani kesebilecek durumda değiliz şu anda. Peki kurban fiyatlarına baktınız mı hiç? Baktık canım. 2 milyardan aşağı kurban yok zaten, koyunlar falan. Danayı falan hiç zaten o konulara hiç girmeyeyim bence. Evet, keseceğiz Allah izin verirse. Ne kesmeyi planlıyorsunuz? Boğa. Boğa keseceğiz. Gerçek diyorum yani. Büyük boğalar var ya, ondan keseceğiz. 5 kişi. 20 bin lira tutar.